Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla terörden arındırılan bölgelerde Sağlık Bakanlığı olarak birçok hizmet verdiğimizi biliyorsunuz. Hem insani sorumluluğumuzun gereği olarak hem de Suriyelilerin kendi topraklarına dönüşünü kolaylaştırmak üzere sağlık hizmetini sınırın diğer tarafına da taşıdık. Şu anda toplam 653 yataklı 6 hastanemiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde hizmet veriyor. Azez'de 200 yataklı Vatan Hastanesi'nin tadilatında son aşamaya geldik. Ayrıca 47 sağlık ocağımız ve 112 acil altyapımız da mevcut. Amacımız barış planı harekatıyla teröristlerden temizlenen bölgelerde de benzer hizmeti sağlayabilmek. Bu yönde planlarımızı yapıyoruz. Bu sayede bölge halkının sağlık hizmetine kolay erişimini sağlamayı ve Suriyeli misafirlerin evlerine dönüşünü de kolaylaştırmış olacağız. Değerli basın mensupları, bu süreçte terör örgütü kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Özellikle sivilleri hedef alan PKK-PYD evlere, okullara ve hatta hastanelerimize bile saldırmaktan geri durmadı. Sınırımızın hemen dibinde vatandaşlarımızın güvenliği açısından ne kadar büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha hepimiz müşahede ettik. Dünyada hiçbir ülke sınırında böyle bir terör örgütü tehdidine müsaade edemez. Evleri, hastaneleri hedef alacak kadar yakınında bir terör örgütünün barınmasına kimse izin veremez. Akçakale, Ceylanpınar, Nusaybin devlet hastanelerimize ve yakınlarına onlarca havan ve roket atar düştü. Toplam sadece Urfa'ya 525 havan ve roket atarın düştüğünü biliyoruz. Ve hastalarımızın bu dönemde özellikle etkilenmemesi adına ameliyathane ve poliklinik hizmetleri bir süre bodrum kat ve girişte hizmet verdiğimizi biliyoruz. Özellikle Nusaybin, Ceylanpınar ve Akçakale'de kısmen oldu. Bu havan topunun ve özellikle roket atarların düşmesi Nusaybin ilçemizde hastanemizin yakınına 25 tane düştüğünü, bir tanesinin hatta bahçesine düştüğünü, bir tanesini de idari binamıza düştüğünü biliyoruz. Buna rağmen sağlık personelimiz, çalışanlarımız asla hizmet etmekten geri kalmadılar ve özellikle yer yer giriş ve bodrum katında hizmet vermeyi devam etme noktasında kararlılıklarını sürdürdüler. Buradan kendilerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Daha önce belirttiğim gibi sahada yeterli personelimiz ve teçhizatımız mevcut. İhtiyaç duyulursa en hızlı şekilde destek temin etmek üzere hazırlıklarımızı da tamamladık. Operasyon başladığından beri birçok sayıda sağlık personelimiz, emekli olanlar da dahil olmak üzere bölgede gönüllü olarak görev almak için başvuruda bulunduğunu daha önce söylemiştim. İşlerinde en üst düzeyde akademik ünvan taşıyan hekimimizden destek hizmeti personelimize kadar tüm mensuplarımız vardı. Böyle bir camianın mensubu olmaktan dolayı iftihar ve gurur duyuyorum. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği üstün gayret ve fedakarlık için sizlerin huzurunda bir kez daha kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Sağlık mensuplarımız nasıl ki Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Çukur operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda askerimizin yanında olduysa bugün de burada olmak için bir an için tereddüt duymamıştır. Değerli arkadaşlar, basın mensupları olarak sizlerin de özverili çalışmalarınız,
iç ve dış kamuoyuna haber akışını sağlarken yaşadığınız zorluklar hepimizin malumu. Sizlere de teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum. Askerimiz bölgede huzur tesis edilinceye, terör örgütü sınırımızdan temizleninceye ve güvenlik bölgesinde de terör örgütünün temizlenme dönemine kadar mücadeleyi bırakmamaya kararlıdır. Biz de sağlık çalışanları olarak onlara selam veriyoruz. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman neferleriyle. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir hekim olarak bir de bu konuyla ilgili özellikle yetkili, etkili hekim arkadaşlarımızın bir takım çalışma ve yaklaşımları da oldu. Bunun asla bir kimyasal yaralanma olmadığı, bunun bir yanık, tişört ve benzeri bir yanık sonrası olan bildiğimiz yanıktan öte bir şey olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Bu çok kötü, ciddi bir dezenformasyon. Bunun asla doğru olmadığını söylemek istiyorum.